Tourette sendromunu daha önce duyduysanız veya televizyondaki bazı programlarda ya da filmlerde gördüyseniz aklınıza büyük ihtimalle bir takım kaba sözler sarf eden insanlar gelecektir. Tourette'li birinin bu tür davranışlar sergilemesi mümkün olsa da bunun gerçekte pek de yaygın bir karşılığı yoktur. Peki Tourette sendromu tam olarak bu değilse nedir o zaman? Tourette kişinin ani, çok kısa ve istenmeyen hareketler yapmasına ve sesler çıkartmasına neden olan bir bozukluktur. Ve bu istenmeyen hareket ve sesler ortaya çıkmadan hemen önce kişi bu eylemleri yapmak yönünde büyük bir istek duyar. Hani bir yeriniz kaşındığında mutlaka kaşımak zorunda hissedersiniz ya, bir nevi öyle bir his. Hapşırmadan hemen önce yaşadığımız his gibi de düşünebilirsiniz. Ve tıpkı kaşınma ve hapşırmada olduğu gibi kişi bu eylemleri yaptıktan hemen sonra bir rahatlama hissine kapılır. Bu sıra dışı istenmeyen hareketlere örnek olarak gereksiz göz kırpma, gereksiz yüz ifadeleri yapma, omuz silkme veya tekme atma gibi eylemleri verebiliriz. Sıra dışı ve istenmeyen seslere de homurdanma, kelimeleri tekrarlama ve bazen de küfretmeyi örnek gösterebiliriz. Ve aslında bu hareket ve sesleri tarif eden bir kelime bile var. Bunlara tik diyoruz. Yani turet aslında tik bozukluklarının özel bir türü. Tik bozukluklarının birkaç farklı türü var. Turet sendromunu diğer türlerden farklı kılan şey turette her iki tür tikin de var olması. Yani turette hem hareket var hem de ses. Bunların ikisi tam olarak aynı anda sergilenmeyebilir. Ama kişi zaman zaman hem hareketliklerini hem de sesliklerini sergiler ve türeti eşsiz kılan, dolayısıyla diğer hareket bozukluklarından ayırt edilmesini kolaylaştıran şeylerden biri çoğu kişinin bu tikleri baskılamanın yollarını bulabilmesidir. Başka bir deyişle, kişiler bir tik davranışı sergileme yönündeki isteklerini çaba sarf ederek bertaraf edebilirler. Ama bu isteği çoğu zaman bir başka şekilde tatmin etmeleri gerekir. Mesela göz kırpmak veya omuz silkmek gibi toplum içinde sergilenmesi daha uygun olan bir hareket yaparak veya ses çıkartarak. Veya bu isteklerini, tik davranışını daha sonra tek başlarınayken sergileyerek tatmin etme ihtiyacı duyarlar. Buraya yazdığım muhtemel tik örneklerinden tahmin etmiş olabileceğiniz gibi, Tourette kişiden kişiye çok farklı bulgular gösterebiliyor. Tourette sendromu zaten bir spektrum bozukluğudur. Yani Tourette'li biri Hafiften şiddetliye uzanan bir spektrum üzerindeki herhangi bir noktada yer alabilir. Kişi eğer hafif taraftaysa tikleri yani sergilediği istenmeyen hareket ve sesler pek fark edilebilir değildir. Yani kişinin hayatını çok ciddi etkilemez. Mesela kişi arada sırada gereksiz yere göz kırpıyor veya boğazını temizliyor olabilir. Bunu fark etmeyebilirsiniz bile. Spektrumun ciddi ucunda ise kişinin sahip olduğu tikler çok zorlayıcı olabilir. Bu tikler gayet fark edilebilir şekilde kafa sallamak veya müstehcen sözler söylemek şeklinde vücut bulabilir. Bu tür tikler özellikle de sık sık sergileniyorsa kişinin gündelik yaşamını çok olumsuz şekilde etkileyebilir. Tourette sendromu çocuklukta ortaya çıkan bir bozukluktur. Genellikle 6-7 yaş civarında görülmeye başlanır. Turet'e neyin yol açtığını tam olarak çözememiş olsak da elimizde bir takım ipuçları var. Örneğin Turetli kişilerin çoğunun ebeveynlerinde de Turet sendromu olduğunu biliyoruz. Ayrıca Turet'in erkek çocuklarında kız çocuklarından 3 kat daha sık görüldüğünü de biliyoruz. Ve bu iki bilgi işin içinde genetik bir neden olabileceği ihtimalini doğuruyor. Yani muhtemelen anne babadan çocuklara aktarılan genlerle ilgili bir durum var. Ayrıca İşlerin beynin neresinde ters gittiğine dair de bir ipucumuz mevcut. Türetli kişilerin beyinlerinde düzgün şekilde çalışmayan özel bir nöral devre olduğunu biliyoruz. Şimdi yazacağım isim biraz karmaşık gelebilir ama gözünüz korkmasın. Çabucak anlayacaksınız. Devrenin adı kortiko striato talamo kortikal devre. Türet sendromunda düzgün işlemeyen şey işte bu devre. Kortiko, korteks demek. Beynin korteksi. Striato, bazı ganglionların bir parçası olan striatoyu anlatıyor. Talamo da talamus anlamına geliyor. Bu yapılar normalde birbirleriyle konuşarak hareketlerimizi koordine eder. Turetli kişilerde ise bu devre işlevini düzgün şekilde yerine getiremez. Bu hareketlerin normalde olduğunun aksine niçin engellenemediğini ve kişinin neden tik sahibi olduğunu açıklıyor. Turetli kişilerin beyinlerinde neler olup bittiğini bildiğimizi düşünsek de hali hazırda bunu görmemizin bir yolu yok. Turetin teşhisinde kullanabileceğimiz bir beyin taraması veya kan testi mevcut değil. Bunun yerine türet sendromu bozukluğa sahip olduğundan şüphelenilen çocuklarda hareket ve ses tikleri aranarak teşhis ediliyor. Peki birinde gerçekten Turet sendromu olduğuna karar verirsek, o kişiyi nasıl tedavi ediyoruz? Turetli insanların çoğunda bozukluk spektrumun bu ucunda yani hafif tarafında oluyor. Ve çocuk yetişkinliğe ulaştığında tikler çoğu zaman ortadan kalkıyor veya en azından ciddi şekilde düzeliyor. Böyle kişilerde Turet'i yönetmeye yönelik ilaçlar kullanmaya genellikle gerek olmuyor. İlaç yerine uyguladığımız başlıca tedavi yöntemi tersine alışkanlık kazandırma terapisi adını verdiğimiz şey. Hatırladınız mı? Turetli kişiler tiklerini baskılamanın yolunu çoğu zaman bulabilir demiştik. Tersine alışkanlık kazandırma eğitiminin ana fikri, çocuğa tik gelmeden hemen önce ortaya çıkan istekleri tanımayı öğretmek ve sonra bu isteği, tiki sizin tatmin edebilmesi için ona yeni bir alışkanlık kazandırmaktır. Diyelim ki Çocuğun tiki tekme atmak. Normalde tekme atarak tatmin edebileceği bir istek bu. Ama biz çocuğa bu isteği burnunu kaşıyarak tatmin etmeyi öğretiyoruz. Yani bir nevi bir tikin yerine başka bir tik koyuyoruz. Ama burun kaşıma tiki çok daha hafif bir tik olduğundan kişi bu hareketi toplum içinde de yapabiliyor ve tik gelmeden önce duyduğu isteği burnunu kaşıyarak gidermiş oluyor. Ancak bazı insanlar spektrumun en sağında yer alıyor. Yani türetleri çok daha ciddi oluyor. Bu da gündelik yaşamlarını olumsuz etkiliyor. Böyle durumlarda bu kişilerin tiklerini yönetmek için tersine alışkanlık kazandırma eğitiminden fazlasına ihtiyaç duyuyoruz. Bir kişi de istemsiz bir ses çıkartmak veya vücudunun sadece belli bir kısmını istemsizce oynatmak gibi bir tik varsa doğrudan vücudun problemli olan kısmına yoğunlaşabiliyoruz. Mesela bu bir hareket tiki olsun. Kişi elini kaldırıp indiriyor diyelim. Nöronların söz konusu kaslara gönderdiği hareket komutunu engelleyerek bu tikin önüne geçebiliyoruz. Ve biraz komik gelebilir ama bunu botoksla yapabiliyoruz. Bu el tik geldiğinde hareket etme isteği duyuyor demiştik. İşte bu ele botoks enjekte ettiğimiz zaman, botoks nöronlardan kaslara gelen hareket et mesajlarının bir kısmını engelliyor. Yani botoks enjeksiyonunu izleyen birkaç ay boyunca el eskisi kadar aktif olamıyor. Böylece bu süre zarfında tik daha az fark edilir hale geliyor. Hatta hiç gözlemlenmeye biliyor. Tabii ki bazı tikler sadece belli yerlerde olmayabilir ve daha geniş bir bölgeye yayılmış olabilir. Yani Botoks'tan daha yaygın etkiye sahip bir şeylere ihtiyaç duyabiliriz. Böyle durumlarda, tikten etkilenen kasları hedef almak yerine, esas kaynak olan beyne müdahale etmemiz ve bu hareketleri daha genel bir yoldan azaltmaya çalışmamız gerekebilir. Bunun için antidopaminerjik ilaçlardan faydalanabiliriz. Buradaki dopaminerjik sözcüğü nöronların kasları harekete geçirmekte kullandığı bir kimyasal olan dopamini temsil ediyor. Yani bu antidopaminerjik ilaçlar, beyindeki dopaminin kasları haddinden fazla aktive etmesini engelliyor. Böylece bu ekstra hareketler daha fazla tetiklenmiyor ve kişinin tikleri azalıyor veya tamamen ortadan kalkıyor. Ve gördüğümüz kadarıyla Turetli çocukların önemli bir kısmı Turetle birlikte başka bozukluklara da sahip. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yani DEHB ve obsesif kompulsif bozukluk yani OKB gibi. Dolayısıyla Turet'in yanı sıra bu diğer bozukluklardan birine de sahip olan çocukların bu bozuklukları yönetmelerine yardımcı olmak için de ilaç kullanmaları veya terapi almaları gerekebilir.